Merhaba arkadaşlar, ben Avdeposu'ndan Cihan. Şimdi FC düğümü yapacağız birlikte. Bilmeyenlere ya da bilip kendinden emin olmayanlara faydası olması ümidiyle bir arkadaşım yardımcı olacak bana. Şu an 0.20'lik bir ipe 0.47 mm kalınlığında bir fluorokarbonla FC düğümü atacağız. Bu değerler tartışmaya açık ancak aşağı yukarı milimetre olarak ip çarpı 2 fluorokarbon kullanıyoruz genelde. Bağlayacak kişi şu tarafı nasıl rahat hissediyorsa ben şu şekilde rahat hissediyorum. Şu şekilde parmağımı doluyor. Şu aşağıdan artı işaretini yakaladığımda parmağımı şu şekilde koyuyor. Şimdi yapacağımız yarım düğüm. Yani üstünden geçirip sıkmak. İki taraf için de aynı şeyi uyguluyoruz. Bu taraftan da üstünden geçirip sıkıyoruz. Şu şekilde. Burada önemli olan fluorokarbonun gergin olması. Şu şekilde devam ediyoruz. Bu son sıkma andesini hafif sert yaparsak düğümün oturmasına faydası oluyor. Onu da ileteyim. Bu hareketi aşağı yukarı 20 kez tekrarlayacağız. Ancak kullandığımız materyallerin kalınlığına göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Bazen 15 kez yeterli oluyor. Bazen 30 kez bu hareketi yapmak gerekebiliyor. Bunu da şurada oluşan düğümün uzunluğuna göre belirliyoruz. Bir yerden sonra bir göz aşinalığı oluşuyor ve ona göre bitirmeye karar veriyorsunuz ya da devam etmeyi düşünüyorsunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi biraz hızlanıyor. Ne yapacağımızı aşağı yukarı anlattığımı düşünüyorum. Şurayı arasına tekrar bir gerdirmek gerekebiliyor. Biraz daha devam edeyim, şeklin tam olması amacıyla. Doğru yapıp yapmadığınızı şu şekilde düğümünüze bakarak anlayabilirsiniz. Şöyle bir şekil oluşuyor. Bu size doğru yapıp yapmadığınızı söyleyecektir. O şekil bozulursa genelde ipin ya da fluorokarbonun gerginliğinin bozulmasından dolayı bozulur. Onu tekrar ayarladığınızda devam edebilirsiniz. Şimdi aşağı yukarı bu kadar uzunluk. Dediğim gibi. Şimdi kapatma düğümlerimizi atacağız. Ucu boş olan fluorokarbon ile makineden gelen ipi ikisini bir araya getiriyorum. Yine arkadaşımdan tutmasını rica ediyorum. Ben fluorokarbonu şu şekilde alıyorum. Ucu açık olan ip şu an benim elimde. Bununla kapatma düğümlerini yapacağım. Bu da yine çok basit. Üstten geçirip normal yine yarım düğüm atıyoruz. Bu şekilde bunu sıkıyoruz. Bunu yapmadan önce şurayı biraz nemlendirmenin faydası olacaktır. Sürtünmeden dolayı yıpranmayı azaltmak adına. Burada 3, 4, hatta 5 kez tekli bir düğüm atıyoruz. Yarım düğümüyle bahsettiğim gibi. Şunu yaptıktan sonra bir kere masası olmak üzere şu şekilde yine yaptığımız hareketi 3 kez tekrarlıyoruz kapatmadan önce. Şöyle gördüm. 3 kez tekrarlıyoruz. Fazlalığını alıyoruz. Yine ekstra bir nemlendirme yaparsak daha faydalı olacaktır. Ve sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi hafif bir şişiklik oluşuyor burada ama düğümümüz yine pürüzsüzlüğünü devam ettiriyor. Yine üzerine tekli olarak devam ediyoruz. Yine 4 ya da 5 kez yarım düğümümüzü yaparsak FC düğümümüz tamamlanmış olacak. Oluşan şekil bu. Şimdi fazlalıklarımızı kesersek, son haline getirirsek. Düğümümüz bu şekilde. Bu düğüm ıslandıkça ve yüke bindikçe daha fazla sıkılacaktır, daha fazla sağlamlaşacaktır bu arada.
dediğim gibi kullandığımız materyallerin kalınlıklarını doğru ayarlarsak ip çarpı 2 kalınlıkta fluorokarbon aşağı yukarı bu düğüm daha düzgün olacaktı. Yani kalınlıkları değiştirmiş olsaydık düğümün şekli biraz daha farklı olacaktı. Belki düğüm birbirini tutmayacaktı. Onu da belirtmek isterim. Bu şekilde. Düğümümüz, bu arada düğümümüz tamamlandıktan sonra yapacağımız ava göre, ava yapacağımız mereye göre fluorokarbonumuzun, lider özellikle fluorokarbonumuzun uzunluğunu belirleyebiliriz. Örneğin Marmara bölgesinde sığ meralarda bir levrek avı için aşağı yukarı 50 santim civarı diyebiliriz. Şu civarda düğümümüz burada. Yaklaşık bir kulaç bir uzunlukta bırakabiliriz liderimizi. Klips düğümüyle birlikte. Atarken fincana girmemesi bazen daha konforlu oluyor. O yüzden bu uzunluğu tercih ediyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hepinize rastgele.